Hayırdır inşallah. Aslan kusura bakma, bunu yapmak zorundayım. Derin nefes al. Bir kez daha. Tamam, tamam, tamam. Tamam, bir de buraya bakalım. Al nefesini. Bir kez daha. Evet. Kırık yok ama çatlak var. Tendonlarında ufak tefek hasar. Kaslarında epey zedelenmiş. Yani anlayacağın şairin dediği gibi aslan. Yara nişandır tenine, ellerin. Bir rüya görüyorum son zamanlarda. Gecelerime musallat oluyor, karabasan gibi. Nefes alamıyorum. Çırpınıyorum. Kımıldayamıyorum. Bir ateş var rüyamda. Ben gayri ihtiyari ateşe doğru çekiliyorum. Yürümeye başlıyorum. Alevin başında biri var sırtı dönük. Kim olduğumu seçemiyorum. Sağdan bakıyorum, soldan bakıyorum. Nereden bakarsam bakayım bana hep sırtı dönük. Ben aleve doğru yürümeye başladıkça aynı şekilde benden uzaklaşıyor. Ondan sonrası kabus. Koşmaya başlıyorum. Ben hızlandıkça onlar da hızlanıyor. Koşuyorum, koşuyorum. Sanırsın bir santim bile yaklaşamadım. Ama bir saattir koşuyorum. Yoruluyorum. Dizlerimin üstüne çöküyorum. Umutsuz, karamsar. Sonra bir şey oluyor. Bana sırtı dönük o adam uzaktan gelmeye başlıyor. Başta yüzünü seçemiyorum. Bana biraz yaklaştı mı? Kim? Babam. Bana bir bakışı var. Yumruğunu uzatıyor bana. Ben gayri ihtiyar eline dokunuyorum. Sonra avucunu açıyor. Avucunun içinde o mermi çekirdeği. Öyle bir bakıyor ki bana. Hesap soruyor sanki. Hani nerede? 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 Benim intikam mı? Nerede bizim o inandığımız insani değerleri sıkan kişi? He? Nerede? Hiçbir şey diyemiyorum. Çünkü bilmiyorum. Hala bulamadım baba. Rüyalarımda bile karşına çıkacak yüzüm yok. Zannetme ki vazgeçtim. Asla. Asla vazgeçmedim. Beynimin her kıvrımında bu var. Nefes aldığım her anımda. İçimde işleyen ikinci bir saat gibi. Hep bu var baba. Hep bu var.